toplum örgütleri, esnaflar, üreticiler, halkımız hep beraber, çok değerli başkanımız, başkanlarımız burada. Hep beraber bizim amacımız, emin olun, ne makam, ne şu, ne bu. Sadece ve sadece bir Allah rızası ve insanlara hizmet. İnşallah ben bu görevin altından hep beraber kalkacağımıza inanıyorum. Hep beraber, tek başına, bakın burada çok değerli arkadaşlarım var. Tek başına bir insanın bir şey yapması mümkün değil. Ve sizin duanıza ihtiyacım var. İnanın, çok duanıza ihtiyacım var. Çünkü bu kardeşiniz bunun farkında. Petrol falan değil arkadaşlar. 15-20 yıl sonra, çok az bir zaman var. Gıda, bütün her şeyin önünde olacak. Bütün her şeyin önünde. Yani ben çok iyi biliyorum ki 25 dakikada bir dünyada yaşayan her şahsın birisi açlık sınırının altına doğru gidiyor. Gıda yetersizliğine. Onun için bizim bu konuda bir Türkiye olarak ne kadar önemli bir üretim merkezi ülkesi olduğumuzun farkındayım. İnşallah bunu çok değerli arkadaşlarımızla, akademisyen, sivil toplum örgütleri, basınımız hep beraber el ele vereceğiz ve bu üretimi mutlaka ve mutlaka ne pahasına olursa olsun arttıracağız. Arttıracağız. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yoruldunuz. Burası sizin eviniz. Her zaman burada olabilirsiniz. Her zaman geleceksiniz. Ama şunu açıkça şimdiden söylemek isterim. Ben her zaman burada bulamayabilirsiniz. Çünkü çok çalışacağım. Ve sabah evden ayrılırken hanıma dedim ki Alas vardık. Herhalde bir iki sene beri görmüşüz. Onun için burada mutlaka çok değerli arkadaşlarım olacak ama ben de olacağım. Bu demek değildir ki Akı Baba burada olmayacak. Ben de olacağım ama bir defa bu işin öğrenmenin yerinde öğrenmektir. Tarlaya gitmektir. Kasaba gitmektir. Ürünün başına gitmektir. Üreticiyle konuşmaktır. Kasapla konuşmaktır. Esnafla konuşmaktır. Gıda emniyeti nasıl sağlanıyor ona bakmaktır. Ha bunu tek başıma zaten ben yapmayacağım, arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Ben bu bağlamda Allah'ın izniyle Faruk Bey'e, özellikle Faruk Bey'den önceki arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten bakanımızdan öğrendiğimiz çok şeyler oldu ve bakanımız çok güzel şeylerin temelini atmış. Ben inanıyorum ki çok az bir emekle çok daha güzel şeyler ortaya çıkaracağız. Ben tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepimize, ülkemize, milletimize, Urfa'mıza, özellikle Urfa deyince tabii hemen biraz durmam gerekli. Urfalı hemşehrilerime minnettarım. Urfalı hemşehrilerime minnettarım. Önce Allah'ın sayesinde, gerçekten takdir buyurmuşlar Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, ondan sonra Başbakanımızın sayesinde ve Urfalı hemşehrilerimizin sayesinde bizler bu yerlerdeyiz. Ama Urfa milletvekili olarak geldik, Türkiye'nin bakanı olduk, Türkiye'nin emrindeyiz. Bundan sonra Türkiye'nin emrindeyiz. Yani hepinize